Elbistan'da omurilik tümörü ameliyatı ilk kez yapıldı. Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle daha önce çok kez hastaneye giden 68 yaşındaki Nazife Akın'ın şikayetleri son bulmadı. Çok şükür doktorumuzdan memnunuk. İyi oldu. İnşallah diyoruz. Afşin'de ikamet eden Akın son çare olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bel fıtığı, ayağım uyuştu. Bilemedim, yürüyemedim. Evet. Şimdi de inşallah yürürüm. Bu kadarlık başka. Ne kadar süredir böyle hastaydınız? 2 senedir böyleydim. Doktora gitmediniz mi daha önce? Gittim, MR aldı, şey aldı, füze aldı, ne etti, geçmedi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Halil Kul, bel fıtığı teşhisi koyduğu Akın'ı ameliyat etmeye karar verdi. Biz MR'ında omuriliğinde bir daralma olduğunu fark ettik. Daralmanın sebebi oradaki yumuşak dokulardı. Ve biz hastamızla konuşarak ilaçlardan ve fizik tedaviden fayda görmediğini ve ameliyat olması gerektiğini söyledik ve ameliyata karar verdik. Doktor Akın ameliyat esnasında omuriliğindeki yumuşak doku içerisinde tümör olduğunu fark etti. Öncesinde biz dar kanal ameliyatı planlamıştık. Ameliyata başladıktan sonra ameliyat ilerledikçe fark ettik ki kanal daralmasına sebep olan oradaki hastanın kendi yumuşak dokusu değil de hastanın tümörü varmış. Burada da tabii ameliyathanedeki alet edevatımız, imkanlarımız müsait olduğu için ameliyatımızı hemen farklı bir boyuta, tümör ameliyatı boyutuna taşıdık. Buradaki tek zararımız ameliyatımız 1 saat daha uzadı ama çok şükür ki hastayı tamamen tümöründen kurtardık, tamamen temizledik. Bel fıtığı diye başlanan ameliyat bir anda omuriliği tümörü ameliyatına dönüştü. Üniversite hastanelerinde yapılabilen ameliyatların artık Elbistan Devlet Hastanesi'nde de yapıldığını belirten Kul, ameliyat esnasında hastamızın omuriliğinde tümör olduğunu tespit ettik. Hemen ameliyatımızı tümör ameliyatına çevirdik diye konuştu. Sonrasında da servisimize yatağımıza aldık. Bir gün yara bakımı takibinden sonra hastamızı da ayağa da kaldırdık, dolaştırdık. Şu an için herhangi bir motor defisiti, nörolojik bir problemi yok. Hasta Akın 2 senedir süren hastalığım bacağımda ağrılara neden oluyordu. Gittiğim yerlerde bir sonuca varamadım. İnşallah bu ameliyat sayesinde iyi olacağım dedim. Boz da buraya başvurdum işte, sağ olsun, Allah razı olsun, buradan da inşallah iyi oluruk. Hastanın oğlu Mustafa Akın, annem daha önce yürüyemiyordu. Ameliyat olalı 3 gün geçmesine rağmen annem şu anda yürüyebiliyor diyerek Doktor Kul'a teşekkür etti. Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvurduğumuzda doktorumuzun sayesinde bel fıtığı diye tümörle ameliyat oldu. Çok şükür annem de çok iyi. Önce devletimizden sonra da doktorumuz Halil Kul Bey'den teşekkür ederim. Buraya geldik bel fıtığı diye tümör çıktı. Onu da çok güzel, başarılı bir şekilde ameliyat oldu. Hepsine de teşekkür ederim.